Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, garip hadis benim bildiğim, yani sizin de daha önce de duyduğunuz, yani eğer bir ravi tek başına rivayet ederse ona biz garip hadis diyoruz. Ama şimdi biraz daha farklı şeyler açıklayacak. Ama eğer sayı iki veya üç kişi o rivayetinde ona katılırsa ona da aziz diyoruz. Aziz hadis. Yani kuvvetlenmiş, desteklenmiş hadisler manasına. Ennev'ul hadi ve selatun. 31. konu. Marifetul garibi vel aziz. Garip ve aziz hadisi öğrenme. Emmel garabetu. Bu gariplik, yani tek, garip demek tek, yalnız demek. Kelime manası. Cevherun garibun. Eşi benzeri olmayan bir cevher demek yani. Fakat tekunu fil metni. Metinde de olabilir bu. Bu da çok önemli. Yani bi en yeteferrade bi rivayetihi ravin vahidun. O hadis metnini sadece bir ravi rivayet eder. Ev fi badi veya bir kısmında da olabilir. Nasıl? Kema idâ zâde fîhî bir hadise ilave etse, vâhidün bir ravi, ziyadeten bir fazlalık getirse, lem yekulhâ gayruhu. Hiçbir kendinden başka ravi onu söylememişse, o da garip hadis olur. Güzel bir izah değil mi? Yani özetle, eğer bir hadisi rivayette sadece bir ravi tek başına kalırsa, biz ona garip hadis diyoruz. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي زِيَادَةِ الثِّقَةِ. Yani bu güvenilirliğin, sikanın, yani sika, güvenir insanların zayıf kıldığı kelimeler veya cümleler hakkında konuştuk ileride. Burada sikadan kasıt ravi biliyorsun. Yani sika kişilerin ziyadesi ne zaman kabul edilir, ne zaman kabul edilmez? Hatırlarsanız bunu uzun uzun anlattı. وَقَدْ تَكُونُ الْغَرَابَةُ فِي الْاِسْنَادِ. Bazen isnatta da gariplik olur. Yani o isnadı sadece o ravi kullanmış. İsnat ne demek biliyoruz. كَمَا اِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَد۪يثِ. Hadisin aslı olsa mahfuzan, yani hafızaya alınmış, hıfzedilmiş. مِنْ وَچِنْ اَخَرَ اَوْوُجُوهِمْ. Bir yönden, bir başka yönden veya bir başka yönlerden. Hadis tamam, hadisin metninde şüphe yok. Ama velakinnehu bihadel isnadi garibun. Ama o isnatla garip olabilir. Anladınız değil mi bunu? Başka isnatlar, senetlerle o hadis-i şerif kesin. Onda şüphe yok. Ama senet garip. Fel garibu, o zaman garip deyince ma teferrade bihi vahidun. Yani bir tek ravinin tek başına naklettiği hadis metni veya senede biz garip diyoruz. وَقَدْ يَكُونُ ثِقَةً. Bu tek başına rivayet eden insan sika da olabilir. Yani zayıf olabilir. وَقَدْ يَكُونُ دَعِيفًا. Zayıf da olabilir. وَلِكُلِّنْ حُكْمُهُ. Sika veya zayıf. Her birinin ayrı ayrı hükümleri var. Önemli bir konu bu. Yani güzel bir hadis tabiri. فَاِنْ اِشْتَرَكَ اِثْنَانِ اَوْ سَلَاثَةٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الشَّيْخِ. Üstadından rivayetinde iki veya daha fazla kişi ona katılırsa sümmiye azizen. O zaman o hadise aziz derler. Aziz kuvvetli demek manası. Ha bir şey daha. Fe in ravahu anhu cemaatun. Eğer o tek kişiden bir grup, bir cemaat rivayette bulunursa sümmiye meşhuran. Meşhur denilir. Arkadaşlar burada ince bir nokta var. O da şu. Tekrar ediyorum. Bazen bir sahabe tek başına rivayet etmiş olur bir hadisi. Orada nedir? Anlatabildim mi? Garip hadistir. Ama ondan yüzlerce insan rivayet ederse o meşhur hale gelir. Anlatabildim mi? Çünkü artık şeyden çıkmıştır yani. Meşhurun da farkı bu zaten. Ama mütevatir Resulullah'tan itibaren bir cemaatin naklettiğidir. Kema tekaddeme, yukarıda geçti. Geçen günkü dersti zannediyorum. Vallahu alem. Onda şüphe yok. Enne'u sani ve selatune. 32. konu. Ma'rifetu garibi elfazil hadis. Bu tamamen yukarıdaki garipten farklı.
hadisin lafızları arasında çok az kullanılan ve manası zor anlaşılan kelimeler. Bu da o. Bu konuda kitaplar yazılmış. Anlatabildim mi yani? Garibül Hadis diye kitap var yani. Hakikaten kitap var. İbnül Esir'in var herhalde, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Söyleyecek herhalde şimdi. Söyleyecek. Bir de şey yapmayalım. Ve huve hadis lafızlarının, yani garip kelimeler kullanmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani az kullanılan. İşte biliyorsunuz buna. İngilizce'de TOEFL'a girenler bilir bunu. Ve huve bu mevzu minel mühimmatil müteallikati bi fehmil hadisi. Hadisin anlaşılması noktasına ait önemli konulardandır. Vel ilmi vel ameli bihi, ilim ve onunla amel konusuyla alakalı da önemli meselelerdendir. La bi marifeti sınaatil isnadi. Sadece, anlatabildim, isnadı, yani senet sanatını öğrenme açısından değil, ilimde, hadiste, hadisi anlamakta, amelde, çok önemi var bunun yani. Çünkü anlamazsan hadisi mana veremezsin. Mesela ben bir şey söyleyeyim size. Yani çok manidar. İbn Abbas Hazretleri neydi? Sure-i Abese'de. Okur musun? Meta'allikum ve enamikümden önce bir kelime var. وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِيَةً وَأَبَّا مَتَعَلَكُمْ Ha işte. Zannediyorum ebba kelimesi. Zannediyorum diyorum. Hatırlamıyorum tam. Onu bir kuyu başında kızı veya oğluyla konuşan ihtiyar bir Arap kadından öğrenmiş manası. Anlatabildim mi? Yani çok enteresan şeyler bunlar. Yani o ne demek olduğunu tam anlayamamış yani. Yani bura önemli. Fatır kelimesinde de öyle. Ya İbn Abbas ya İbn Ömer radıyallahu anh. Onu da yine bir bedevi Arap'ın konuşması sırasında kullandığı kelimelerden öğrenmiş yani. Çünkü önemli. Demek ki bu mesele sırf senedi, hadis, usul hadisi ilgilendiren bir mesele değil. Hadisleri anlama, onları öğrenme ve onunla amel etmeyle alakalı mesele. Çünkü garip kelimeleri bilmezsen, ki geçen bir hadis geçti biliyorsun, Akgündüz çuvalladı. Zor manalar. Bilmezsen nasıl bana vereceksin yani? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, utitu cevami'ül kelim. Bana diyor cevami'ül kelim verildi. Kur'an'dan sonra en belir söz Resulullah'a ait yani. Güzel. Kâlel hakimu, hakim de diyor ki, evvelu men sannefe fî zâlike, ilk bu konuda eser tasnif eden en-Nadr ibn-i Şümeyl'miş. Ve kâle gayruhu, başkaları da diyor ki, bak en-Nihaye, doğru İbn-i Eser, o tarih tabi. Ebu Ubeydetü Ma'mer ibn-ül Müsenna, buymuş ilki, ilk eser telif eden. Ve ahsenu şeyin vudi'a fî zâlike. Yani bu konuda yapılan, konulan, ortaya konulan en güzel eser Kitab-ı Ebi Ubeydil Ubeydin el-Kasim ibn-i Sellamin. Bu da çok büyük bir hadis. İsmi de Garibül Hadis. Bu bende var. 4 cilt halinde, benimki 2 cilt halinde. Baskı farklı demek. Bende var bu. Allah Allah. El-Envâl da bunun zannediyorsam. Yanlış hatırlamıyorsun. İyi. Ve kad istedrake aleyhi. Yani bunun eksiklerini tamamlamış. İstedrake o demek biliyorsun. İbn-i Kuteybe'te. İbn-i Kuteybe de onun eksiklerini tamamlamış. Eşya'e çok şeylerde. Onun da ismi Garibül Hadis. Ve teakkabehuma. Onları takip etmiş El-Hattabi. Bu da büyük bir muhaddis. فَاَوْرَدَ زِيَادَاتٍ O da bir kısım ilavelerde bulunmuş. Garibül Hadis konusunda. Bu da yine aynı isim, hep aynı. Garibül Hadis. وَقَدْ صَنَّفَ اِبْنُ الْاَنْبَارِيِّ الْمُتَقَدِّمِ مُتَقَدِّمُ Ha. Şimdi daha önce geçmiş, daha önce yani İbnü'l-Enbari denilen zat da tasnif etmiş. وَسُلَيْمُنِ الرَّازِي
İşte bu da tesnif etmiş Allah Allah. Kitaplarının isimleri de var aşağıda. Eski dediği, bakın 304 senesinde vefat etmiş yani. Gerçekten de öyle. Mukaddiminden mi yani? Tabii tabii. El-Mütekaddim eskiden geçen başka enbari de var demek ki. Tamam mı? O yüzden. Ama biz tanımıyoruz yani. O eski enbari, o başka bir enbari olmasa, yenisi olmasa böyle demezdi kitapta. وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي ذَٰلِكَ كُتُبًا. Bu konuda başkaları da birden fazla insanlar kitaplar yazmışlar. Hah, işte İbn Esir'in nihayeymiş. Bak gözünü seveyim. وَاَجَلُّ كِتَابٍ يُوْجَدُ ف۪يهِ. Kitapların en kıymetli, en büyüğü, kıymetlisi öyle ki يُوْجَدُ ف۪يهِ نَجَامِعُ ذَٰلِكَ. Bütün bu sayılan kitapları derleyen en güzel kitap كِتَابُ الصِّحَاحِ لِلْجَوْهَر۪يِّ. Bu lügat bu. Anladınız değil mi? Normalde lügat. Ama İslami ıstılahlara da yer veren bir lügat. Bunu kim tercüme etmiş bilen var mı? Vankuli. Vankulu, Vanlı bir adam zannediyorum. İlk Osmanlı'da neşredilen lügattir bu Türkçe. Arapçadan Türkçe'ye tercüme etmiş Sıhhâh'ı. Fakat gece gündüz telifle meşgul. Hanımı bir gün gelmiş demiş ya bu ne iş? Bu hep van kulu, van kulu, van kulu. Ulan ben de Allah'ın kuluyum. Biraz da benimle ilgilen demiş. Böyle duyduk yani. Okumadım böyle bir hadiseyi de. Fakat duyduk. Bir de ve kitabun nihaye. Bu bende var. Önemli bu. Fi garibil hadis. Çok harika bir eser. Libnil Esiri, İbn Esiri. Rahimehumullah. Amin. Aferin. İkisi de tabi edilmiş durumda yani. Arkadaşlar bu konu hakikaten hem hadis hem sözlük konusu yani. Yeter bu kadar. Değil mi? Cezakumullahu hayran kesira. Ha bir tane de şey var. Onu okuyalım. Müselseli de okuyalım. Çünkü şey bu da hadis çeşitlerinden. Müselsel hadis. Evet, ben bir şeye bakacağım, ondan sonra devam edeceğim. Çünkü şüphelendiğim bir mesele var. Oldu mu güzel kardeşlerim? Bazen şüphelenmeyeceksin. Bir de ormanda çok şey var biliyorsun. Ne derler? Yani aslan var yani. Evet. Ennev-i salisu ve selasun. Yani hızlı gelmiyor. İlginçtir. Yani müselsel hadis şu. Ravilerin, bazen de rivayetin kendisinin, bak önemli bir konu, sıfat ve hallerini aynen devam ettirerek naklettikleri hadisler. Okuyacağız şimdi. Yani ravinin sıfat ve halleri demek, bir de rivayetin sıfat ve halleri. Biliyorsunuz yani nasıl ezberlenmiş, kitaptan mı alınmış, anladınız değil mi bunu? Yani raviler bunlar aynen naklediliyor. Şimdi bu şekildeki rivayete de teselsül deniliyor. Yani birbirini takip etmek demek. Yani bu hadis-i şerifin isnadında bulunan her bir ravi hadisi alırken hocasından duyduğu ilave sözü veya gördüğü bir davranışı aynen tekrarlıyor demek. Yoksa hadislerin hepsi müselsel. Onun için bu izah yapmak ihtiyacını duydum. Müselsel demek silsilevari, zincirleme giden demek. Bu zincirleme gidenden kasıt o değil. Zaten senet o demek zaten. Burada müselsel hadisten kasıt, şimdi mesela bir ravi hocasından onu rivayet ederken bir hareket görüyor. O hareketi aynen naklediyor. O bütün ravilerde böyle devam ediyor yani. Şimdi misaller verecek. Anladınız mı asıl meseleyi? Demek ki rivayetin veya ravinin hal ve sıfatları terk edilmeden zincirleme nakledilen hadise biz müselsel hadis diyoruz. Marifetül müselsel. Müselselin, müselsel hakkındaki bilgimiz.
وَقَدْ يَكُونُ فِي صِفَةِ الرِّوَايَةِ Bazen rivayetin sıfatında olur. Nasıl? Bak ne dedik rivayetin sıfatına? Rivayet farklı olabilir. Duyarak olur, yazarak olur. Hatırladınız değil mi? Bu konuyu okuduk. Yani ne demek? كَمَا اِذَا قَالَ كُلُّنْ مِنْهُمْ Yani bütün raviler şöyle dese, semi'tu, semi'tu, hepsi semi'tu diyor. O zaman bu ne olur? Müselsel hadis olur. Veya haddesena diyor, veya ahberena diyor. Bunlar ayrı ayrı. Rivayetin sıfatlarını gösteriyor. Ve nehu zelike veya benzerleri. Anladınız değil mi? Rivayetin sıfatı ne demek? Ev fi sıfatir ravi veya ravinin sıfatı. Yani mesela bi en yekune yekule demesi haleten rivayet esnasında kavlen bir söz söylemiş. Kad kalehu şeyhulehu. Şeyhinin kendisine söylediği bir sözü o da rivayet ederken aynısını tekrarlıyor. Bu da raviye ait bir sıfat veya hal. Ev yef'alu fi'len fe'ale şeyhuhu mitlehu. Veya şeyhinin yaptığı bir şeyi o da yaparak. Yani mesela diyor ki yani işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelin bakalım dedi. Yani o da aynısını yaparak. Yani o naklinde onu yansıtıyor yani. Ben mesela müselselin bu kadar derin manalar olduğunu unutmuşum açık konuşayım yani. Önemli bu. Sümme yeteselselül hadisu. Hadis-i şerif zincirleme devam eder. Min yani rivayet hadis-i şerif derken rivayet yani. Hadis burada rivayet. Min evveli ile ahiri. Başından sonuna kadar öteki raviler de bunu devam ettirir yani. Mesela ben bir örnek vereyim. Mesela bir hadis-i şerifte Çok sevdiğim bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zannediyorum Sevban radıyallahu anhü. Hatırlamıyorum onu. Resulullah elini tutuyor. Ebu Zer'e de öyle. Anlatabildim mi? Ya Ebader ceddidi sefinete hadisinde Ebu Zer radıyallahu anh'ın elini tutarak söylüyor. Ravi de bunu naklediyor. Bunu bütün raviler nakletmişse müselsel hadis oluyor. Anladınız mı delikanlılar? وَقَدْ يَنْكَتَوْ بَعْدُهُ مِنْ اَوَّلِهِ اَوْ آخِرِهِ Başından veya sonundan bazı ravilerde inkıta olabilir. Yani birisi onu zikretmez. Peki, teselsülün faydası ne? Yani böyle hocanın söylediği bir sözü veya hareketini veya işte sema mı, tahdis mi, ihbar mı bunu aynen devam ettirmenin manası ne? Faydası ne? بَعْدُهُ مِنَ التَّدْلِيسِ Demek ki bir aldatma yok. Böldüğü uzaklığı. Velinkıta, kopukluk yok demek yani. Evet. Ve mahada, bununla beraber kallema yasıhhu hadisün bitarikin müselselin. Müselsel bir senetle rivayet edilen çok az hadisler sahihtir diyor. Yani böyle çok az hadis vardır diyor sahih olan. Vallahu alem. Ama şunu unutmayın diyor. Yani zafiyet, zayıflık teselsülün sıfatındadır yani. Hadisin aslında değil. Anlatabildim mi? Yani o sıfatlarda zayıflık olabilir. Yani ne derece o hal doğru değil, öyle yaptı, yapmadı. O noktada zayıflık olur. Bunu da unutmayalım diyor. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Nasih ve mensuha geldik. Bu da çok güzel bir konu.